İki sayının çarpımı arkadaşlar obepleri ile okeklerinin çarpımına eşit. Bundan dolayı n çarpı 12 eşittir 3 çarpı 108 diyebiliriz. Böylece 108'i 12'ye böldüğümüz zaman 9 n çarpı n eşittir 3 çarpı 9'dan 27 değişik oldu. Birincisi 4 bölü 5'i dolu 600 litre kapasitesi var. O zaman dolu kısım dolu kısım burası olduğuna göre demek ki 600'ün 4 bölü 5'i dolu. O zaman o da 480 litre yaptı. 600'ün 4 bölü 5'i. Burada ama biraz daha şey yapacağız. 5, 10, 15, 20, 25 bölme var. 25 bölmenin de 13. bölmesinde. O zaman 600'ün 13 bölü 25'i. Yani buradan da ne oluyor? 24 çarpı 13 litre. Bunda su var. Diğerinde ne kadar var? Aynı mantık yazayım. Onu da. 24 çarpı 20 litre diyeyim. Şimdi arkadaşlar burada birisinde bulunan hacim diğerinde bulunan hacim ve bize demiş ki bunların ikisi de x litrelik bir A kovasıyla tam boşaltılabiliyor. O zaman tam bölünüyor demek ki bunların hacmi x litreye. Örnek 4'e tam bölünür bu ikisi de. Örnek x de 6'ya tam bölünür. Örnek x de 24'e tam bölünür. O zaman buna bölün bunların bölünebildiği sayıları bulmam yeterli değil mi? Bu da nedir? Pozitif bölen sayısı. İkisinin de ortak pozitif böleni nedir? Ebob. En büyük ortak bölen alırsam daha küçüğüne ayrı ayrı bölünür. Bak ne demek istiyorum? Bunların Ebobları 24 geldi ikisinin. 24 24 en büyük ortak bölenleri. 24'e bölünen bir sayı bunun böleni olan 12'ye bölünür. Bunun böleni olan 8'e bölünür. 6'ya bölünür. 4'e bölünür. 3'e bölünür. 2'ye bölünür. 1'e bölünür. Bunu normalde tek tek böyle saymak zorunda değilsin. EBOB'ları kaç geldi? 24. Bunlar en fazla 24'e tam bölünür ortak olarak. Daha küçüklerini bulmak için ne yaparsın? Pozitif tam bölen sayısı 2 üzeri 3, 3 üzeri 1. 24'e bölünen kaç tane sayı var? 24'ü bölen. Üstleri topla. Üstleri biri e arttır daha doğrusu. 3 artı 1, 4. Üstü 1 arttır. 1 artı 1, 2. 8 tane bunun pozitif böleni var. Gerçekten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Böyle tek tek saymak yoktu hatırlayın pozitif bölen sayısı asal çarpanlara ayırdığımızda üstleri bir ekleyip çarptığımızda elde ettiğimiz adetti. Dolayısıyla üstü bir arttırdım. Üstü bir arttırdım. Bunların ortak olarak bölünebildikleri 8 pozitif tam sayı var. A buna da sahip olsa A buna da sahip olsa, A bu hacme de sahip olsa, buna da, buna da, buna da, buna da hangisine sahip olursa olsun bunların hepsine tam bölündüğü için alabileceği 8 farklı değer var C şıkkı. X eşittir 6 faktöriyel artı 7 faktöriyel. Hemen o zaman arkadaşlar yapalım. 6 faktöriyel 7 faktöriyel olduğuna göre 6 faktöriyel parantezinde 1 artı 7'den 6 faktöriyel çarpı 8 olacak. Bu da 7 faktöriyel parantezinde 1 artı 8'den arkadaşlar 9 çarpı 7 faktöriyel. İki sayının o ok kekinde ne yaparız arkadaşlar? Ortalık olan kısmı direkt alırız. 6 faktöriyel çarpı 8. 6 faktöriyel çarpı 9 çarpı 7. Bakın bu da. Dolayısıyla burayı zaten alacağız. 6 faktöriyel olduğu gibi aldık. Bir de ortak olmayanları da direkt alırız. 8, 9, 7 şeklinde. E bu da ne yaptı? 9 faktöriyelmiş arkadaşlar. Bunların o ok keki. Böyle kolay bir şekilde bulabildik. Bakın. Doğal sayılarda üçgen ve çember işlemlerinde üçgen EBOB çemberde ekok olarak verilmiş. O zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14'ün arkadaşlar EBOB'u nedir? 2. 2, 3, 6, 24'ün arkadaşlar OKEK'i nedir? 24. Bunların toplamı da D şıkkı 26 oldu. Aşağıda 5 lambadan oluşan bir tabela gösterilmiştir. Tabelada lambadaki, tabeladaki lambalar A lambasından başlayarak oklar yönünde devamlı olarak yanıp sönmektedir. Lambalar A, E, B, C, D, C, D, A, B, C, E, D biçiminde yandığına göre baştan 2310. yanan lamba aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi düzene bakalım. A, E, B, C, D. Sonra arkadaşlar C, D. E, bir daha A, E, B, C, D. Gördünüz mü? Şuradan itibaren yine başa dönmüş bakın. Demek ki A, E, B, C, E, D ve C, D şeklinde bir düzen var. O da nasıl? Sayalım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'de bir başa dönüyor. O zaman 2310'un arkadaşlar 8 ile bölümünden kalana bakacağız. 8 ile bölümünden kalan da son iki basamağa bakabiliriz. 310'a bakacağız. 310 için de şunu düşünüyorum şimdi. 320 olsaydı 8'e tam bölünürdü. Bir 8 daha çıkar e, 312 18 daha çıkar 304 olsaymış tam bölünürmüş. Demek ki 310'un 304 ile bölümünden daha doğrusu 8 ile bölümünden kalan ne geldi 6. O zaman arkadaşlar normalde tam bölünseydi en son D'de biterdi ama 6 tane arttı. 6 tane arttığına göre A, E, B, C, E ve D'de bitti. Demek ki D'ymiş arkadaşlar B şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada lamba sistemi verilmiş 4 basamaklı sayıları belirtmek için. Binler basamağında 5, yüzler basamağında 6, onlar basamağında 8 ve birler basamağında 9 tane lamba var bakın. Lambalar aşağıdan yukarıya doğru sırasıyla birer saniye yanmakta ve son lambadan sonra tekrar başa dönüp aynı sırada yanmaya devam etmektedir. Lambalarda yanan sayılar 4 basamaklı sayıyı göstermektedir. Örneğin lambalar aynı anda yanmaya başladıktan 3 saniye sonra... Bakın 3 saniye sonra 3000, 467 oluyor gördünüz mü? Hepsi 3. saniyede sırayla yanmıyorlar. Bu işte kendi arasında sürekli sırayla yer değiştiriyor. Bu kendi arasında, bu kendi arasında, bu kendi arasında. Yani 3. saniyede bu da yanıyor, bu da yanıyor, bu da yanıyor, bu da yanıyor arkadaşlar. Böylece bize ne sormuş? Ee, kaçıncı saniye demiş? Bakayım ha. 312 demiş. 312 saniye sonra oluşan 4 basamaklı sayı nedir demiş. 312'yi arkadaşlar bir kere binler basamağı için kaça böleceğim? 5'e. 5 ile e. bölümünden kalan nedir? 2. Sonra 312 arkadaşlar 6'ya böleceğim yüzler basamağındaki rakamı bulmak için. E, 312'nin 6 ile bölümünden kalan nedir? E, 300 tam bölünür 312 tam bölünür arkadaşlar tamam. E, 312'nin arkadaşlar sonra 8 ile bölümünden kalan yine evet 312 8'e tam bölünür. 312'nin arkadaşlar 9 ile bölümünden kalan da nedir? Burada 2 1 daha 3 3 daha 6. Demek ki bunlar arkadaşlar ne olmuş? Başlamış, sonra tekrar etmiş, tekrar etmiş, en son 2 sayı arttı. Burada 0 sayı arttı, burada 0 sayı arttı, burada 6 sayı arttı. 2 sayı arttı ne demek? Yine 5 4 oldu demek. Yani binler basamağı 4. 0 arttı ne demek? Bitti. Yani yüzler basamağında 1'de kaldık arkadaşlar. Yine diğerinde Bittiği için sonuna geldik. Sonu ne? 1. Öbüründe de 6 gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 demek ki 4114 sayısıymış. A şıkkıymış arkadaşlar. A ve B pozitif tam sayılardır. A artı 5 bölü B artı 6. 5 bölü 6 olduğuna göre. İçler dışlar yapalım arkadaşlar. 6 A artı 30 eşittir. 5 B artı 30. Otuz. 30'lar gitti. 6a eşittir. 5b ne demek? Bak şimdi a'ya 5t yazarım. b'ye de mesela 6t yazarım. Burada şimdi güzelce dinleyin. Zaten belki hemen basitçe gör görürsünüz siz de. 5t ve 6t'nin arkadaşlar o bebi nedir? T. Çünkü 5 ve 6 ortak kısım değil. T'yi bilmiyoruz ne olduğunu ama ikisinde de ortak olarak var. O o zaman T. 2t geldi. O keklerine dikkat. Ortak olanı al. Ortak olmayanları da direkt al. Böylece bakın. O keki de ne yaptı? 30 Haliyle 32T eşittir 96, T eşittir 3, A 5T'ydi arkadaşlar. 5 çarpı 3'ten cevabımız 15 geldi. A, B, C'de pozitif tam sayılar. O bepleri 12'ymiş. A ve B'nin o zaman şöyle bir şey diyebiliriz bakın. A 12K şöyle diyelim hatta dur. Ee, A'yı arkadaşlar 12A diyeyim. Büyük harf vereyim hani hem karışmasın. B'ye böyle 12 e, B diyelim arkadaşlar. C ebobları buradan buna 18 büyük C diyeyim, diğerine de 18 büyük D diyeyim. Şimdi A çarpı C ne demek? 12 A çarpı 18 C demek. Dolayısıyla arkadaşlar burada zaten 6 çarpanı var, burada da 6 çarpanı var. Evet bu 36'ya tam bölünür. A kare artı B kare. A kare ne yapar arkadaşlar? 144 A kare yapar. Ee, sonra B'ye dersek de B'de buydu. O zaman karesini alırsak 144 B kare yapar. 144 artı 144 parantezinde A kare artı B kare olduğu için evet 16'ya tam bölünecektir. A kare arkadaşlar ne yapıyor? 144 A kare yapıyor. D ne yapıyor arkadaşlar? 18 D yapıyor. Şimdi bu e, bir kere arkadaşlar neye eşit? 9 çarpı 2'ye eşit. Bu da 9 çarpı 16 eşit. Evet 9 çarpı 9'dan 81 çarpanı burada da var. 3'ü de daima doğru geldi. A, büyük A, büyük D, büyük B, büyük C'nin ne olduğunu bilmeme rağmen sayılar direkt oldu arkadaşlar. Aşağıda verilen 5 birim kareden oluşan üç şekilde ortada bulunan sayı etrafındaki sayıların en küçük ortak katıdır. Haliyle o zaman arkadaşlar en küçük ortak katı olduğuna göre buradan x ne olabilir? 1, 2, 4 en az kaç olacaktır arkadaşlar? 9. En fazla kaç olur? 36. 9'dan 36'ya kadar 18 falan da olabilir yani. 9, 18 bunlar da olur. Şimdi 12, 24, 36, 16'nın arkadaşlar o ok keki nedir? Bunların hepsine bölünen ortak sayı. Bakalım şimdi hemen göremedim ben de. 2'nin karesi, 3'ün karesi. 2 üzeri 4. Öbürü 2 üzeri 3 çarpı 3. Bu da arkadaşlar 252 2 çarpı 3. Hep bakın üslü sayı şeklinde yazmaya çalışın. Güzel sorularda bu üslü sayı, sayı yorumuyla yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi haliyle okek okay, ne oldu? Ortaklardan en büyük üslüyü al. Yine arkadaşlar ortaklardan en büyük üslüyü alacağım ama 3 zaten direkt böyle kendi halinde var. 3 üzeri 1. Sonra arkadaşlar 5'i de alacağız. Dolayısıyla buradan da ne oldu? Ee, şey bu kendi yazımı okuyamadım. O 3 üzeri 2 idi pardon arkadaşlar. 3'ün e, karesinden 3'ün karesi e, haliyle buradan 16 çarpı 9'dan 144'müş arkadaşlar o kekleri. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğiz? Kırmızı kare sayısındaki e, kırmızı karedeki sayı en az arkadaşlar olması için 144 bölü 9 dersem o zaman burası 16 olur. E, o kekleri bunların 16 16 16'nın o keki 16 gelir. Ancak ben gidip x'e arkadaşlar 36 verirsem 144 bölü 36'dan y bölü x 4 gelir. Böylece 4'lerin o ok eki de 4 yapar. Ona da dikkat etmek lazım. Cevabımız c şıkkı. Aşağıda yan yana verilen evlerin kapı numaraları ardışık çift sayılardır. Yan yana olan iki evin kapı numaralarının ortak katlarının en küçüğü soldan sağa doğru sırasıyla x40 ve y olduğuna göre y eksi ifadesinin x ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunların gördüğünüz gibi ok 2 40 sa bunlar artışık 2 sayıysa tabii ki bu nedir? 8 ve 10'dur arkadaşlar. E, bunu nasıl düşüneceğiz? E, şey yapabilirsiniz bakın. Diyelim birisi 2x olsun öbürü de arkadaşlar 2x artı 2. Bunların ok eklerini bulurken dikkat uzun yoldan yapmak isterseniz yani göremediyseniz. 2x ve 2x artı 1'in arkadaşlar ok eklerinde 2 zaten ortaktır x çarpı x artı 1'i de olduğu gibi alacağız. Çünkü ortak değiller. Bunlar arkadaşlar neye eşit olacak? 40. Böylece x çarpı x artı 1'i de sadeleşirse 20. x buradan 4 geldi. Bakın gerçekten 8 ve olmuş. Aklınızda bulunsun böyle de yapabilirsiniz. Dolayısıyla burası 6'dır. Burası da 12'dir. Bundan sonra 6 ile 8'in arkadaşlar o ok keki e, 24. Yine 10 ile 12'nin arkadaşlar o ok keki de 60. Bunların farkı 36 a aşık oldu. Otoparka girişler oluyor ancak çıkışlar olmuyor arkadaşlar. Onu hemen söyleyelim bakın burada özellikle uyarayım. Sonra her seferinde de arkadaşlar aynı sayıda araç giriyor. Bakın her seferinde soldakine A kadar giriyor. Sağdakine de arkadaşlar B tane giriyor. Şimdi buna göre başlangıçta bu 11'miş 83'e çıkmış. Yani 72 tane araç gelmiş arkadaşlar. 18'miş 132'ye çıkmış. 132'den 18'i çıkarırsak 114 olur. Bakalım şimdi. 72 arkadaşlar zaten biliyoruz. 114'ü 2'ye bölersek ne yapıyor? 57 yapıyor arkadaşlar. 57 çarpı 2. Bu da ne yapıyor? Ee, 19 çarpı buradan 3. 19 çarpı 6. Bu da nedir arkadaşlar? 12 çarpı 6. Yani şunu söyleyebilirim o zaman ben. Ee, burada arkadaşlar eşit saat olacak. Sonuçta aynı saat olduğu için burada evet farklı sayıda arabalar giriyor ama sonuç itibariyle T saat sonra. Haliyle T saat sonra olması için bu 72 ve 114'ün herhangi bir A sayısına ve diğeri de herhangi bir B sayısına bölündüğünde eşit T süresi gelmesi lazım. Dolayısıyla bunun içinde 72'nin bölünebileceği en büyük sayı burada 12. Burada da 114'ün bölünebileceği en büyük sayı arkadaşlar ne geldi? 19. Hakikaten 72'yi 12'ye bölersek 6 yapar. Yine 72 e, 114'ü arkadaşlar. 9'a bölersek bu da 6 yapar. Haliyle T 6 saat sonra olur. Yani 12 6 daha en fazla burası 18 olurmuş arkadaşlar. Yeşil karede yazılanlar arkadaşlar etrafındaki 4 karenin tam katıymış. Örnek bakın 12 burada. 1 2 3 o zaman burada en az olması için haliyle e, buraya en az kaç yazarım? 4. Şundan dolayı bu 4 tane sayı da birbirinden farklıymış arkadaşlar. O yüzden mecburen buraya yazabileceğim en küçük sayı 4'tür. Sonra 175, 157'nin e, katı gerçekten tam katı. O zaman 157'den farklı olacak şekilde buraya yazabileceğim tam katı olan sayı ne var? 25 var. Daha da küçük yazamam yani gördüğünüz gibi. Sonra... 18 1 3 2'nin en az o zaman buraya ne yazabilirim arkadaşlar? 18'in tam katı olduğu 6'yı yazarım diğerlerinden farklı olarak. 1 3 5'te de yine aynı şekilde burada arkadaşlar ne yazabiliriz? E, tam katı olması için 15 neyin tam katıdır? Mecburen burada da arkadaşlar 15 yazacağız. 15'in 4'ün 25'in ve 6'nın ee, ortak katı olacak bu içerideki sayı ve en az dediği için aslında bize neyi soruyor? Ortak katların en küçüğünü. Dolayısıyla 5'in karesi 5 çarpı 3, 2'nin karesi ve 2 çarpı 3. O zaman 5'in karesini kesinlikle almalıyız. Tabanları aynı olanlardan üstü büyük olan. 2'nin karesini de almalıyız arkadaşlar. Sonra bir de 3'ü almalıyız. Böylece 4 çarpı 3 12 oldu. Sonra 12 çarpı 25'ten de 300 oldu. Cevabımız B şıkkı geldi. Şimdi arkadaşlar bu güzel bir TYT sorusu olabilir. Çünkü soruda biraz böyle şıkları göz önünde bulundurarak da yorum yapacağız. Bazı sınav sorularında böyle oluyor. Şıkları hani göz önüne almadan bunları kapatarak ben yorum yapacağım diye ısrar etmeye gerek yok. Şıkları bir göz önüne almak lazım. Bir de ECOG 13M EBOB 13 m 13 asal bir sayı. Acaba şunu söyleyeceğim ben. O bepleri 13 ve M'nin 1 olsa ne olur? EBOB'ları arkadaşlar 1 olursa o zaman şunu söyleriz. OKEK X olsun. X eksi 1 25 olur. X de buradan 26 olur. Peki OKEK'leri 26 olabilir mi? 13 ve M diye iki sayının. Evet olabilir. Sonuçta 26 hakikaten 13'ün tam katı. Sonra arkadaşlar 38 için yapalım bakın. X eksi 1 eşittir 38 olabilir mi? Evet olur x buradan 39 olur. 13 ile m sayısının o keki 39 olur mu? Olur. Çünkü bakın içinde 13 çarpanı var 39'un. 51'in de aynı şekilde 51 eşittir x eksi 1'den. 52 eşittir x. Evet ekok arkadaşlar 52 olabilir. Aynı şekilde 57 eşittir x eksi 1 diyorum. x buradan 58 oldu. Ancak 13'ün arkadaşlar katı olması lazım 58. Neden? O de bir kere kesinlikle sayıların katı var. Yani bu OK ek dediğin şey 13'e kesin bölünür, M'ye de kesin bölünür ama 58 13'e bölünmüyor. Bu yüzden D kesinlikle olamaz. Şunu diyebilirsiniz ama hocam ya OBEP 1 olmazsa? Zaten arkadaşlar OBEP 1 olmazsa bunları tamam tartışabiliriz. Olabilir veya olamaz. Ama kesinlikle 57 arkadaşlar olduğu zaman hiçbir şekilde OKK'e okay ulaşma şansımız olmuyor. 13'ün katına ulaşamıyoruz böylece. Dolayısıyla buradan cevabımız arkadaşlar D şıkkı oldu.